uçak gibi secde etmenin mümkün olmadığı uzun yolculuklarda ya da tren gibi sadece koltuk tarafında bulunup mescidin bulunmadığı yerlerde namazı nasıl kılmalıyız? Cem etmeye müsaade eden hocalar var. Ne tavsiye edersiniz? Bu fetva ile amel edebilir miyiz diyorlar hocam. Önce şunu vurgulamakta fayda var. Hanefi mezhebine göre namazların cem edildiği sadece iki nokta vardır. Bir, hacıların Arafat'ta öğle namazı ile ikindi namazını öğle vaktinde cem-i takdim tarikiyle cem etmesi. Yine ikincisi hacıların Müzdelife'den Arafat'tan Müzdelife'ye indiklerinde akşam namazıyla yatsı namazını yatsı vaktinde cem etmeleri ki buna da cem-i tehir deniyor. Bunun haricinde Hanefi mezhebine göre gerek sefer olsun, gerek bir takım semavi bir afet olsun, ne olursa olsun cem olayı mezhepte yoktur. Bu konuda işte Şafii mezhebini takliden yapabilir miyiz? Bu gibi durumlarda sual ediliyor. İbn-i Abidin rahimahullah malumunuz bir haşiyesi var. Evet. Haskefi'nin kitabı üzerine. Haskefi bu konuyla alakalı der ki bir insan Hanefi olduğu halde bile zaruret durumlarında Şafii mezhebini takliden seferde namazlarını cem edebilir der. İbn-i Abidin rahimullah bu konuyu matlap başlığıyla aşağıya taşır kitabında. Der ki Haskefi rahimullah'ın bu görüşü iki görüşten bir tanesidir. Sahih olan görüşe göre zaruret olmasına gerek kalmaksızın bir insan Hanefi olduğu halde de bu Şafii mezhebine taklit ederek namazlarını cem edebilir. Ancak burası önemli. Cem ederken yani Şafii mezhebini taklit ederken telfika düşmemelidir. Yani bu nasıl? Şöyle ki namazın öncesindeki abdeste varıncaya kadar Şafii mezhebinin kurallarına göre bunları yapması. İşte tertibe riayet etmesi, yüzünü yıkama anında niyetinin bulunması, mukarenet. Çünkü bunlar Hanefi mezhebine göre sünnet olduğu halde Şafii mezhebine göre farzdır. Keza abdestin bozulma noktasında Hanefi kriterlerine göre değil, Şafii kriterlerine göre meseleyi ele alması, keza namazı kılarken de Şafii mezhebinin kurallarına göre işte niyetin tam mukareneti, iftah tekbir anında kalbi olarak o niyeti hazır etmesi, imamın arkasında dahi olsa Fatiha suresini okuması vesaire. Ki böyle baktığımız zaman genelde dışarıdaki arkadaşlar böyle bir soru bize yönelttiği zaman diyoruz ki onlara siz eğer bu şartları bilseydiniz zaten bu soruyu sormazdınız, yapardınız. Evet. Ama bunu soruyorsanız demek ki siz bu konuda Şafii mezhebinin nelere dikkat edilmesinin gerekli olduğu noktasında bilgi sahibi değilsiniz. O zaman yapamazsınız. Evet. O yüzden bu konuda yani cem etme meselesinde bu gibi uygulamalarda evet bir ilim sahibiyseniz, bu konulara vukufiyetiniz varsa her ne kadar şahsım olarak ben bir kere bile cem etmiş olmasam da cem eden kişiye bir şey deme hakkına sahip olmadığımı bilmekteyiz. Evet. Ama avam olan bir kimsenin bunu yapması ise dediğimiz gibi sıkıntılara sebebiyet vereceği için belki namazı olmayacak derecede olmayacak, telfike düşme ihtimali vardır. O yüzden bunun yapılmasını avam adına uygun olmayacağını söyleriz dediğimiz şartlardan kaynaklı olarak. Peki ne yapılacak? Uçakta namaz nasıl kılınacak? Trende namaz nasıl kılınacak? Elbette imkan nispetinde eğer ayakta durma imkanı varsa ki uçakta bazen bu olabiliyor. Evet. Orada kılar ama böyle bir imkanı yoksa oturduğu yerde namazını ima ile kılacaktır. Yani imkanları zorlar. İmkanlar ne derece müsaade ediyorsa o şekilde namazını kılacaktır. Ki Hanefi mezhebine göre bir çıkar varken burada işte bunu bir zaruret olarak algılayıp da farklı bir mezhebe gitmek yani bu sanki Ebu Hanife rahimullah'ın döneminde Ebu Hanife bununla amel edemiyor. Kendisinden sonra gelecek olan İmam Şafii'nin görüşüyle Ebu Hanife amel etmiş gibi. Ki bu evet. Hanefi kuralları bu konuda belli bir müsaadesi, belli bir doğrultusu vardır. Cem meselesi Hanefi mezhebine göre kesinlikle yoktur. Bireysel olarak sen taklit mi edeceksin? Ehli ilim sen diyecek bir şey yok. Yaparsın evet. Kurallarını biliyorsan. Ama avama bizim bu konuda tavsiyemiz yapmamaktır. Yapılmasının da doygu olmaması. Çünkü bu şartlara riayet edemeyeceğinden dolayı. Ama edebiliyorsa ne ala diyecek bir şey yoktur. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı.
ismaila.net. Yolumuz sohbet.